Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber doların artışındaki belli başlı değişkenleri saymam gerekirse yani herkesin bildiği belli başlı bilgilerden ziyade ben biraz da işin detayına girmek istiyorum bugün. Hani klasik olarak döviz arz ve talebi doların değerini etkileyen bir faktör. İthalat ihracat rakamları cari noksan ya da cari fazla vermemiz doların değerini etkileyen bir faktör. Aynı zamanda verdiğimiz reel faiz oranları da doların değerini etkileyen bir faktör ama ben size bugün biraz daha detayına girelim istiyorum. Mesela Türkiye'nin CDS primi. CDS primi nedir? Ne işe yarar? Döviz kurundaki baskı nasıl oluşur? Onu bakmak istiyorum. Aynı zamanda hane halkının güven endeksi. Bu da çok önemli bir parametredir. Bu güven endeksiyle de hane halkının önümüzdeki dönemde ne yapacağını, neye karar verdiğini, bunları zaten endeksimizde 57,3 olmuş. Bunun tasarruf ya da harcamaları nasıl etkilediğine bakacağız arkadaşlar. Bir diğer bakacağımız şey de kredi değerlendirme kuruluşlarının bize verdiği not. Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu açıkladı. BB- verdi bize durağan görünüm. Bu ne anlama geliyor? Biraz onlardan bahsedeyim. Ve de böylece doların değerinin, dövizin değerinin neden daha yukarı gideceğini, neden düşmeyeceğini açıklamış oluruz. Öncelikle CDS primi dediğimiz şeyin ne anlama geldiğini ben biraz açıklayayım arkadaşlar size. CDS primi ülkelerin kendi borçlanma senetleri, tahvil olsun, Eurobond olsun bunları ihraç edip karşılığında borçlarını belli bir vade taahhütü vererek atıyorum 2 yıllık, 5 yıllık belli bir faiz oranı ana paranın üzerine taahhüt ediyorlar. Bu taahhüt ettiği kadar da ülkelere borçlanıyor. Şimdi baktığımız zaman bu borçlanmada bir de yani sonuçta ülke vermeyi de bilir. Hani bu yaptı diye borçlandı diye ödemek de zorunda değil. İşte bunlar da burada biraz risk oluşturuyor. Yani bunun örneklerini daha önce Arjantin ve Rusya'da gördük. Onlar da bir dönem borçlarını ödemediler. İşte buna karşılığında yatırımcı nasıl güvenecek? Yani yatırımcını nasıl koruyacağız? İşte burada sigortayla. Ve bu sigortanın değerini CDS primleri veriyor. Atıyorum size. Dünyanın CDS primini ben verilerini çıkardım. Türkiye 288. Neredeyse 300'e yaklaşmış. Baktığınız zaman Batık Yunanistan dediğimiz bile CDS primi 100. Yani şu demek oluyor. Türkiye'ye bir yatırımcı 10 milyon dolar parayı verdiği zaman bunun 288 bin dolar kadar bir sigorta ödüyor. Yani parasını sigortalamış oluyor. Ödeme ve riskine karşılık bankadan. Kendi Türkiye'nin ihraç ettiği iç borçlanma senetlerini ya da dış borçlanma senetlerini talep ettiği hangi banka üzerine işlem yapıyorsa örneğin biz ne yaptık? Atıyorum Almanya ya da attım İtalya fark etmez. Mesela ülke dediği tahvil çıkartıyorum. Okey biz ne yaptık? Kendi bankamız Akbank olsun Garanti Ziraat üzerinden bir alım yaptık. İşte o bankaya ödediğimiz sigorta bedeli. Baktığınız zaman dünyada İspanya'nın bile mesela her 10 milyon dolarda 33 bin dolar. Rusya 61 bin dolar. Hani bir yatırımcı neden Türkiye'ye gelsin şu an? Şu sigorta priminin yüksekliğiyle. Sigorta priminin sadece yüksek olması önemli değil. Aynı zamanda bunun yüksek olması yani güven endeksinin de düşük olduğu anlamına gelir. Hani kimse ya burada daha ucuz maliyetli şeyler varken piyasalar varken örneğin Japonya 15 bin dolar verir Japonya'ya borç verir. Tabi istiyorsa ülkede. Aynı zamanda Almanya 7 bin dolar. Hani Yunanistan bile 100 bin dolar bizden 3 kat daha güvenilir bir ülke olduğu anlamına gelir. CDS primini çok da uzatmak istemiyorum. Buydu yani kısacası sizin sigortama priminizdir CDS primi. Ülkenin risk açısından. Şimdi bir de tüketici güven endeksine bakalım arkadaşlar. Güven endeksimiz 57,3 oldu. Bu ne anlama geliyor? Güven endeksi arkadaşlar 0 100 arasında olan bir endeks değil. 0 ile 200 arasında olan bir endekstir. Eğer 100'ün üzerindeyse güven endeksi ekonomiye güvenin ne olduğunu, harcamaların artacağını, insanların tasarruf eğiliminin düşük olacağı anlamına gelir. Ama 0 ile 100 arasındaysa hele ki 0 ile 100 arasından da daha yani 0 ile 100 arasında bir 90'da olmak vardır, bir 40'da olmak vardır. İşte burada zaten 100'ü çıkamadık hiç. Baktığınız zaman 2018'de 72 olan ekonomiye güven endeksimiz 57,3'lere kadar geriledi. Bu şu anlama geliyor. İnsanlar kendi harcayabilecekleri yani hayatta kalabilecekleri zorunlu ihtiyaçlarından başka ihtiyaçlarını şimdilik almaya tatamayı düşünmedikleri.
artık her gelirinin bir birimlik gelirinin daha fazlasını tasarrufa yönelteceği anlamına gelir. Ya burada biz ne anlamamız gerekiyor? Ülkede ve iş talepte sorun olacağı anlamına gelir. Ve de tasarruf eyleminin yani bizim insanlarımız neyi tasarruf eder? Doların, dövizin, altının, daha büyük sermaye parası hani piyolanlar, toprak, arsa hani o tarz şeylerin hani yatırım araçlarının satın alacağı anlamına gelir bu. Yani da çok fazla ve tüketim eğiliminde olmayacakları anlamına gelir ve bu da şöyle bir algıya neden olur. Ülkede aldığımız, kendi kazandığımız, kendi para birimimiz, TL'mizin gidip döviz satın aldığımız zaman dövize olan talep zaten şimdi döviz piyasada kısıtlı bir miktarda. Bizim basabildiğimiz bir para birimi değil. Bizim basabildiğimiz para birimi değilken de kısıtlı miktardaki olana da parayı da talebimiz iyice arttığı zaman para iyice bollaşmaktan çıkıp artık kıtlaşmaya başlıyor para. Buna ne olacak? Her artık yeni aldığımız bir birim doların daha yüksek maliyetle bizim almamız anlamına gelecek. İşte bu güven endeksimizin de 57.3 olmasının kötü yanı bu. Daha fazla insanlar tasarruf araçlarına yani bu önümüzdeki dönem altının olsun, dövizin olsun artacağı anlamına gelir. Zaten tasarruf etme ihtimalimiz de 21.6'dan Şubat ayında bir ay içinde 4.2 artarak 22.5 olmuş. Yani insanlar tasarruf edeceklerini dile getirmişler. Tüketici güven endeksinde şu anlık söyleyeceklerim bu kadar. Yani bu endeksin 100'ü ne kadar aşarsa ya da 100'e ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur. Ama insanların beklentileri kötü ekonomi algısında. Umarım düzelir. Umarım daha iyi bir Türkiye'ye gitmiş oluruz. Gelelim diğer bir endeksi arkadaşlar. Verdiğimiz reel faiz oranları. Şimdi baktığın zaman para politikası kurulu 3-4 gün önce 19 Şubat'ta toplandı ve 0,50 bas puan indirmeye karar verdiler. Bu da ne demek oluyor? Faizlerimizin, reel faizimizin 11,25'ten 10,75'e düşmesine neden olmuş. Peki bu ne anlama gelir? Baktığımız zaman ülkede zaten enflasyon 12 küsür. Sen 10,75 faiz verdiğin zaman ülkede diyorsun ki yani negatif reel faiz veriyorum. Yani paranızın mevduatta durduğu her gün değer kaybediyor demektir. Yani insanlar artık ne demek bu? Mevduata para yatırmayacağı anlamına geliyor. Ya da mevduatın şöyle bir mevduat hesabı var. Enflasyona endeksli mevduat hesabı. O da en az 3 aylık sizden para tutmanızı istiyorlar. Aylık bunu yapmıyorlar. Eğer siz hani aylık sürekli alayım ya da belli bir paranın faiz geliri size aylık lazımsa tabii enflasyona endeksli bir mevduat hesabı da açamıyorsunuz. Bu da ne olmuş oluyor? Sürekli paranızın değer kaybetmesi anlamına geliyor. Peki siz bu faiz oranı vermeyeceğinize göre parayı ne yapacaksınız? Ya bir şekilde yine dövize talep edeceksiniz ve döviz ettiğiniz talep de iyice dövizin fiyatını artmasına neden olacak. Ya da gideceksiniz altına yükleneceksiniz. Altının değerinin artmasına neden olacak. Yani peki bu dolar bu kadar yüksekken bizim maliyetimiz artıyorken yani aldığınız iPhone telefonları olsun bizim firmalarımızın dışarıdan aldığı ham madde fiyatları olsun bu kadar artarken biz niye bunu yapıyoruz? Ülkede tamam döviz şeyi var. Sorunu var ama ülkede biraz da resesyonist hareketler. Resesyondan kastım ne? Resesyon şu demektir. Ülkede iş talebin canlılığının azalması demek. Yani ekonomik şartların bir şekilde toplam talep yetersizliği anlamına geliyor. Yani bir şekilde bu talep dengesizliğinin kırılması için faiz oranları azaltarak piyasaya para sürülmesi. Yani o kadar indirildiği oran kadar piyasaya para aktarılmasıdır. Ve bu da insanların cebine girince harcamaları tetiklenebileceği düşüncesiyle bunu yapıyorlar ama bana sorarsanız enflasyon daha çok artacak baktığınız zaman. İnsanlar tabii ki de güven endeksi de aslında düşük ama şeye verdikleri şimdi enflasyon sepetin içinde bizim gıda maddelerimizin fiyatları yani zorunlu ihtiyaçlarımız talep olacağı için onlara oradan yine bir enflasyonun biraz artmasına sebep olacağını diye düşünüyorum ben. İşte faiz oranlarımızın da etkisi dövize böyle. Eğer faizler düşükse kimse mevduatta TL olarak para tutmaz. Her gün paramızın reel değer kaybettiği sürece enflasyon karşısında ne yaparız? Dövizi de altın alırız. Bu da ne olacak? Dövizin doların daha yukarı yönlü oynamasına, fiyatının yükselmesine neden olur. Doların değerinin yükselmesinde arkadaşlar, doların ülkede kıt kalmasında ve de yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmemesinin bir nedeni de arkadaşlar bizim kredi notlarımız dünya piyasasında. Şimdi baktığımız zaman Fitch Türkiye notunu, kredi notunu BB eksi ve görünümü duran olarak teyit etti. Peki bu kredi notların şeyi ne? Anlamı ne? BB eksi demek
Hani genel çok büyük bir sorun yok ama oynaklığın olması demek. Yani belirsizliğin biraz fazla olması demek. Ödemelerin hani sağlıklı bir şekilde yapılamayabileceği anlamına gelir. Mesela ben size buradan onun da tablosunu açtım. BB eksi tam olarak karşılığı neymiş? Bir de okuyarak buradan bakalım. Askeri seviyeli spekülatif özelliklere sahip. Kısa vadede tehlikeli değil ama olumsuz finansal ve ekonomik koşulların yarattığı belirsizliklerle yüz yüze. Menkul kıymet ise yatırım yapabilir seviyesinin altında. Ya menkul kıymetten kastımız ne? Tahvil, bono, hisse senedi. Bu tarz yatırım yapabilir araçlarımızın seviyesinin altında. Yani değerinden biraz daha düşük olduğu tamam. Ödeme mevcut altında ama zamanda ödeme mevcut veya diğer spekülatif kıymetlerden daha az tehlikede. Ne var ki? İhracçının olumsuz ekonomik koşul ve değişimler dolayısıyla yükümlülüğünü yerine getirme kapasitesi zayıflarsa ciddi belirsizlikler ortaya çıkabilir. Şimdi buradaki bizim BB eksi almamızın en önemli nedenini söylüyorum arkadaşlar. İşte bu. TÜİK'ten ben bugün baktım. Daha doğrusu şimdi baktım. İhracat ithalat net rakamımız 2009 yılı itibariyle arkadaşlar. 2019'daki net konsolide olarak 171 milyar dolar biz ihraç etmişiz ama 202 milyar dolar da ithal etmişiz. Bu ne demek oluyor? Kazandığımızdan daha fazlasını harcıyoruz. Yani cari açık şeyimiz bu. Cari açığın kısacası. Kazandığımızdan daha fazla harcamak. Yani yurt dışından tasarruflarını bizim talep etmemiz. Tasarruf ihraç etmemiz. Bu da ne oluyor? Ülkede 31 milyar dolar açık pozisyonunda varken, senin bu kadar borcun varken, bu da bir yıllık sadece baktığınız zaman. Yani sürekli bir borç yükü katlanarak gidiyor. Tabii ki de sizin bu buradaki dediği gibi oynaklık her zaman mevcut olacak. Spekülatif hemen okuyorum burayı. Yerine getirme kapasitesi zayıflarsa ciddi belirsizlikler. İşte bu belirsizliklerin en büyük kaynağı da cari açık. İşte bunlardan dolayı neydi bizim yaptığımız bütün şimdi kısaca toparlamak gerekirse CDS primimizin yüksek olması yani sigorta paramızın insanların kendi paralarına sigortalama maliyetleri yüksek. Hane halkının güven endeksleri düşük, tasarrufa yöneliyor. Baktığınız zaman kredi notumuz bayağı bir yani BB eksi demek. Ya en iyisi şurada baktığınız zaman işte okuyorum burayı. En yüksek kredi kalitesi, finansal yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti son derece yüksek, mükemmel. Menkul kıymet ise devlet tabiinden biraz riski o kadar. Yani şu değilken eğer biz BB eksideysek işte burada biraz sorun var demek oluyor. Neydi? Faizleri oranımız düşük. Faizleri düşürüyoruz. Bu da ne olacak? Yabancı yatırımcıların net faiz gelirlerinin bir de zaten onun üzerinden de %15 kesilen bir gelir belgesi stopajı varken yani kimse faiz aracılığıyla da ülkeye döviz getirmeyecek. Evet ne olacak? Ülkede döviz bulamamıza kıt kaynak kalmasına neden olacak. Ha belli bir kesimde şöyle bir şey var. Bir de dövizin düşmesini etki edebilecek bir etken de Merkez Bankası arkadaşlar. Merkez Bankası'nın yaptığı açık piyasa işlemidir. Bu da ne demek oluyor? Repo ya da ters repo yani belli bir dönem geri alınmak üzere satılan ya da geri satılmak üzere verilen dövizdir. Bu duruma göre ayarlanabilir bir pozisyondayız ama baktığımız zaman bizim Merkez Bankası rezervlerine baktığımız zaman rezervlerimiz 78 milyar. 78 milyar 256 milyon dolar. Ya baktığımız zaman çok düşük. 78 milyar dolar paramız var Merkez Bankası sadece rezerv olarak. Hani onun da düşüklüğü dövize olan etkisi yani dolara olan yapacağı açık piyasa işleminin biraz kısıtlıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olup arkadaşlarınızla önerebilirsiniz. Başka insanların da faydalanmasını isterseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.